Tezgah var, esnaflar yok. Evet, merhabalar esnaf arkadaşlar. Allah razı olsun. Şimdi biraz yağmur yağdı ama tezgahların başında kimse yok. İş yok abi. Neden tezgahın başında değilsiniz? Ha, burası sizin. Nasıl işleriniz? Vallahi virüsten dolayı işler durdu. Gördüğünüz gibi esnaf bayağı bir şeyde, tedirginde. Yani... Peki işler durdu derken vatandaş pide almıyor mu? Yani toprağına bir şey ekmekten vaz mı geçti yoksa? Yok, vazgeçme değil. Hani herkes virüsten dolayı dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamadığı için de biz de böyle mağdur kalıyoruz. Ondan dolayı yani. Ondan dolayı. Yani fideleri, geçeceğiniz fideleri satamıyor musunuz? Evet, satamıyoruz. Satamıyorsunuz. Aynen, satamıyoruz. Peki siz de orada gördük, daha çok ne satıyorsunuz? Tohum satıyorsunuz. Fide değil de siz bu fidelerin tohumunu satıyorsunuz. Fideleri satıyoruz, tohum satıyoruz. Daha önceki yıllarda da bu işi yapıyordunuz. Bu seneki satışlar nasıl? Bu sene virüsten olayı harap işte. Yani fide tohumlarını satamadık mı diyorsunuz? Satamadık, hep elimizde kaldı. Evet. Dışarı çıkamadık bir zaman. Pazarlara da gidemedik, harcayamadık. Evet, esnaf arkadaşlar... Da çıkamadık. Evet, esnaf arkadaşlar tezgahlarından ayrılmış. Burada sohbet ediyorlar. Evet. Siz kendinizi bir tanıtın. Ne satıyorsunuz burada? Bütün fide çeşitlerimiz var. Var. Nasıl satışlarınız? Yani getirdiğiniz fideleri satabiliyor musunuz? Satışları düştü. Virüsten dolayı kimse hani yaklaşamıyor, güvenemiyor. Yani bu şimdi virüsten dolayı derken şimdi fide almanın virüsle ne alakası var? Millet korkuyor işte, yaklaşmıyor yani. Fide almaya da tedirgin. Korkuyor. Tedirgin yani. Tedirgin. Her türlü. Dünyaları bile sosyal mesafe ayarlayacağız ama o da olmuyor. Evet. Evet. Fideleri bile ayarlamamız lazım. Onlar da canlı sonuçta. Anladım. Söylüyorsun. Peki, şimdi yani. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Cengiz. Cengiz, soyadınızla birlikte. Karayel. Evet. Şimdi siz bu fideleri yetiştiriyorsunuz. Yani evet. Alıp satmıyorsunuz. Biz kendimiz yetiştiriyoruz. Serada yetiştiriyorsunuz. Evet. Bunu her yıl yapıyorsunuz bu işi. Evet. Bu seneki durum nasıl? Geçen yıllarda kıyaslarsak. Yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Yaptığım yıllar boyunca bu zamana kadar gayet üretim. Bizim araçların sesinden duyulmadı sesini. Tekrar yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyoruz. Evet. Yaptığım 20 yıl boyunca bu sene kadar gayet vermediğim hiçbir ürün kalmadı. Virüsten yani... dolayı olsun, insanların korkusundan, çekingenliğinden dolayı olsun, yabancı ürün mü, yerli ürün mü, onu bilemedikleri için, hesaplayamadıkları için, bir de virüs olayı olduğu için yani ürünlerimizin çoğu elimizde kalıyor. Evet. Ve çoğunu da çöpe atıyoruz. Bu da bize büyük bir zayiat yani söz konusu. Yani siz diyorsunuz ki seralarda yetiştirdiğimiz fideler elimizde kaldı. Bekleyip duruyoruz diyorsunuz. İşte esnaflar ne yapıyorsunuz bir araya gelip esnaflar tezgahların başında değil bir araya gelip evet, sohbet ediyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi yani bu şekilde tutabilirsiniz. Herkes yani yerlerine gidiyor. Evet. Şu anda. Siz fide mi alacaksınız? Hayır, sadece dinliyorum. Siz dinliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bak esnaf arkadaşımız diyor ki biz diyor fideleri satamadık diyor. Siz yani, bir vatandaş olarak yahut da bir ne diyelim bir bağ bahçe toprak sahibi olarak. Şimdi şöyle bir şey. Bu kulundan gelen bir şey değil. O muhakkak. Allah bunu bizi cezalandırdığı için düşsün mevzuyla. Şimdi hanımefendi bir dakika. Neden? Hiçbir zaman için şunun kıymetini bilmiyoruz. İşte onu konuşmuyoruz. Bilmiyoruz. Hanımefendi bir şey söyleyeyim. Ben şu an pardon. Korona virüs yüzünden panik atak geçiriyorum evet. Ve rahatsızım. Neden panik atak geçiriyorsunuz? Yani korkudan. Bana da bulaşır diye bir endişe mi var? Korku mu var? Dışarıya şu anda dolaşıyorum. Ama nasıl dolaşıyorum biliyor musun? Şuramda bir pırpır. Ben şu an panik atak geçiriyorum ve doktor yok. İşte biz de onu söylüyoruz. Doktor yok. Seni onanıyoruz mesela. Şimdi hanımefendi biraz yani önce demek sanki... Benim demek istediğim şu.
demek istiyorum ki, anlıyorum. Ben insanlar korktuğu için... Kimse şuraya senin yanına gelip de şu şekilde duramıyor. Duramıyor, durmadığı onu için de yani. Ürünümüzü satamıyoruz. Dokunma mesela yok. Mesela bakın, şöyle bakın, bu kiraz, Boyabat'ın yerli kirazı olduğunu ispatlıyor. Şöyle bakın. Evet. Boyabat'ın yerli kirazı olduğunu farkındasınız. Evet. Yıllardır bu kiraz satılmıyor Boyabat'ın. Doğru mudur? Evet. Ve millet şu kirazı yerli kiraz diye satıyor. Bu böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Gerçek yerli kiraz hangisi? Buyurun. Değil zaten. Buyurun. Şimdi, ben gerçek yerli şeyleri tamam, satarken... Konuşacağız. Şimdi, hanımefendi... Benim panik atakta kaldı. Yok yok. Panik atak değil değil. Hani sanki biraz önce bir cümle kullandınız da bu Allah bizi cezalandırıyor. Cezalandırdı, evet. İşte, neden işte onu söylüyorum. Allah neden? Neye... Kürdistan'da olsun, orada olsun, burada olsun millet Müslümanları katlettiler. Hepimiz seyre baktık. Yalan mı? Doğru. Hangi bütün gücü yetkisi ona yardım etti? Ne yapabilirdik yani? Biz burada ne yapabilirdik? Ne yapabilirdik? Ama, bir şeyler olması gerekiyor. Ama şöyle bir şey gerekiyor. Var. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz, yaptık ama... Yaptık. Yaptık ama sadece Türkiye olarak yaptık. İşte onun cezasını da biz çekiyoruz. İşte. Biz de çektik. Ama bütün ülkeler... Çin ne yaptı? Bütün şekilde... Müslümanları yok etmeye çalıştı. Evet. Onun cezasını biz de çektik. İşte. Hala çekiyoruz. Ama Allah'ımıza şükürler olsun bugün. Çok şükür. Bu konuda iyiyim. Onlara bakarak da ne yapayım? Ha ben ne derim? Panik atak geçireyim de şu an burada ben şey yapamayız. Evet şimdi Selacı Orhan Topaş'la Gülizar Topaş'la burada her gün buradasınız. Siz ne diyorsunuz yani bu fide satışlarında işte Serada yetiştiğiniz ürünlerin satışlarında bir düşüş var mı? Nasıl oluyor? Şükür diyelim ama tabii yine de düşüş var yani. Herkes bizi tanıyor, kendimiz yetiştiriyoruz. Evet, siz de biz markayız diyorsunuz yani değil mi? Zaten herkes öyle, tanıyor bizi. Herkes farkında. İşte ama fakat insanlar dediğimiz gibi, herkesin söylediği gibi virüsten dolayı çok çıkamıyor. Yani eskisi gibi yok. Şu anda da görüyorsunuz yani boş, sokak boş yani. Tezgahımızın başında da değil, müşteri yok çünkü. Müşteri yok, evet. Biz de onu konuşuyorduk zaten. Şimdi... Evet, şimdi biz, siz de yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet, hani ben burada, biz de tanınmış bir markayız. Evet, siz de bir tanınmış markasınız. Yılların esnafısınız. Evet. Hem hal yerinde hem burada. Evet. Evet, siz de, sözleriniz yarım kesin, yarım kaldı gibi oldu demin. Ya şimdi işte demek istediğim şu, halka, insanlara büyüsün, azaldığını zaten hepimiz biliyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah bize yardımcı oldu. Devletimiz işte elinden geleni yaparak, Allah'ın da yardımıyla elimizden gelen her şeyi yaptık. Şu anda virüs olayı iyice azaldı. Ama bugün biz mısır olayı Boyabat'ta yoktu. Herkes biliyor. Ama biz mısırı yani çok cüzi bir rakamla kazanıyoruz. Çok cüzi bir rakamla. Yani bir mısır 2 liraya satıyorsak biz bundan 1 lira 2 lira kazanmıyoruz. Zaten 2 liraya satıyoruz. Anladım. Yani biz böyle şeyleri ufak tefek şeyleri halkımıza sınarken halkımız bizi rencide etmeye kalkıyor. Ne gibi? Ne diyorlar mesela? Ya işte diyor ki ya 1 liraya alıyorsun, 50 kuruşa alıyorsun, 2 liraya satıyorsun, bizi kazıklıyorsun. Öyle zannediyor. Evet ama bizde öyle bir şey yok. Yani biz yerli ürünlerimizi satıyoruz. Şu erik, bizim bahçemizin, kendi bahçemiz. Şu kiraz gerçekten yerli. Herkes çeşit çeşit kiraz getirdiği için ama ben de getirmek zorundayım. Anlatabiliyor peki, muyum? Burada, yani burada müşterilere yani bu buradan gelip geçen müşterilerimize ne söyleyeceksiniz siz? Size ya demek istediğim şu. Biz Allah'ımıza şükürler olsun tarlada çalışıyoruz. Eğer tarlada toprakta virüs varsa demek ki dünya genelinde virüs var demektir. Ya biz tarlada çalışıp buraya geliyoruz. Halkımıza bazı ürünleri, bazı şeyleri işte doğal olarak kesinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız için de ya suçlu duruma düşüyoruz. Ben şimdi hala şunu anlamış değilim. Yani toprağına fide dikip yetiştirecek kişi niye almasın yani fideyi? Toprağını ya korkuyor, almıyor korkuyor. Ama bahçesinde herkes tedirgin. Şu an evinden dışarıya çıkamam korkusu var millette. Nasıl dediniz? Köylere gitmek yasaktı ha, bir süre. Şöyle de olabilir yani belki. Köyde yaşayan gurbetteki insanlar. Vatandaşlarımızın tamamını gelemedi bu seyahat evet. Kısıtlamasından dolayı yeni kısıtlama yeni kalktı. Gelemedi. Gelseydi daha çok kişi gelecekti. Bağ ve bahçeleri ekecekti. Aynen o anlamda evet. Diyorsunuz aynen. Değil mi? Aynen. Peki bu şöyle biraz da şöyle diyelim. Bu sene
koronavirüs vardı, böyle oldu. Peki geçen yıllarda gerçekten hiç sorunsuz işleriniz evet, iyi miydi? Evet, sorunsuz işlerimiz çok güzeldi. Biz 20 yıldır yapıyoruz. Tanınmış bir markayız Boyabat'ta, Kariyer Sülalesi olarak. Ama yaşadığımız ürünleri şöyle bir gösterebilirsiniz. Yaşadığımız ürünlerde yani her şeyimiz dört dörtlük. Ama biz bunları satamıyorsak ve halk korkuyorsa, insanlar korkuyorsa ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. Biz sadece bahçeden toplayıp buraya getirip müşteri beklemek zorundayız. Ama sağdan soldan, köylülerden insanlar gelmeyince 65 üstü yasak. Ama bunları da 65 üstü alıyor. Evet. Bahçelerin bitiyor. Dikledikleri zaman bahçelerinde organik bir ürünü yemek istiyor. Ama biz bunu yapamıyoruz şu anda. Evet. Şimdi anladım onu. Peki şöyle bir soru aklıma geldi. Boyabat'ta bu sebzecilik işini yapanlar böyle bu işi nasıl diyeyim bilimsel olarak yapıyorlar mı? Bilinçli olarak yapıyorlar mı yani? Hayır. Hayır. Neden hayır? Şimdi hayır derken şöyle sebzecileri hal yerine konuşuyorsunuz değil mi? Ben hal yerine demiyorum. Boyabat'ta seracılık yapan kapalı bir açık alanda böyle sebze meyve yetiştiren evet, işler bilinçli mi? Bilinçli mi bu insanlar? Boyabat'ta seracılar ve tarla sahipleri elinden gelenleri yapıyorlar. Gecelerini gündüzlerine katıp ve bu Boyabat halkına bir şeyler sunabilmek için, yerlilerini sunabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve geceleri uykusuz kalıyorlar. Gündüzleri hiç oturmadan çalışıyorlar. Ama emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamıyorlar ve bu sene kesinlikle alamadılar. Hmm. Bütün ürüncülerimiz, bütün seracılarımız zararda. Şimdi bir de şöyle bir mevzu var. Biliyorsunuz Türkiye daha önceleri kendi kendini besleyen, yani tarımsal ürünlerle kendi kendini besleyen çok nadir ülkelerden birisiydi. Ama şu anda kendi kendini besleyecek durumda değil. Marketlere bakıyoruz, hep işte kuru gıdalarda falan Avrupa'dan, Asya'dan çeşitli ürünler geliyor. Ama toprak niye ekilmedi bu zamana kadar? Yani neden son yıllarda? Bu sene için virüs olayından dolayı. Önceki yıllar içinde nasıl söyleyeyim? Devletimiz imkanlarını sundu ama halkımız kabul etmedi. Halkımız sadece cebini doldurmak istiyor. Tabii şöyle yani vatandaşımız şöyle düşünüyor. Kendi toprağını ekmiyor. İşte evet. Ya ben diyor bir yerde diyor asgari ücret çalışayım ama ona da asgari ücretle bir yerde çalışmaya razı ama toprağını ekip biçmekten pek razı olmadı. Köyünü terk etti. Bunun sebebi neydi peki? Bunun sebebi de halkımız çalışmak istemiyor. O kişiler çalışmak istemiyor. Toprakla uğraşmak istemiyor. Ha peki tamam. Şimdi ellerimi şöyle gösterebilirim. Evet, ben çalışıyorum. Gecemi gündüzüme katıp çalışıyorum. Ama şöyle bir şey diyorum. İnsanlar basit kazancı elde etmek istiyor. Basit kazanç diye bir şey yoktu. Evet. Devletimiz bir de domuz olayı. Ekim, dikim, biçim yerlerimize, bahçe bağlarımıza, tarlalarımıza domuz en fazla baskın yapıyor. Yabani hayvanlar tam koruyamıyoruz diyorsunuz değil mi? Tabii onun mümkün değil. Evet. Koruyamıyoruz. Şimdi en fazla bizi rencide, bizi yerden yere vuran domuz hayvanlar. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Türkiye tarım ülkesi. Boyabat'ta bir mesela bir tarım lisesi açılması hiç gündeme gelmiyor. Neden sizce? Yani neden gelmiyor? Çünkü tarım ülkesinde bilinçli tarım yapabilmek için bunun bir okuluna, eğitimine ihtiyaç yok mu sizce? Kesinlikle vardır. Neden böyle bir okul talep edilmiyor? Bu kuaförlerin okulu var. Kuaförlerin okulu var. Manavların okulu var. Reçbellerin okulu var. Eğitimi var. Ama bu şekilde ön yargı yok. Yani ön görüş yok. Bakmak lazım, düşünmek lazım bunları. Yani bizim Boyabat'ta böyle bir önerge yok. Herkes istiyor ama herkes birbirinden korkuyor. Yani şöyle talepte hiç kimse bulunmuyor. Ya bu seracılığı daha bilimsel yapılsa, bilinçli yapılsa. Evet. Yahut da diğer ürünlerin yetiştirilmesi. Bunun için de bir mesela tarım ve toprak yahut da toprak ve tarım lisesi açılsa, buradan yetişenler topraklarını ekse, değerlendirse, neden buna yani bilinçli bir, eğitimli bir kişiler yapmıyor bu tarım işini? Şimdi ben size şöyle anlatayım,
Gençler şu anda işte nasıl söyleyeyim, ya bir maaşım olsun, rahat yaşayayım, o şekilde düşünüyor. Ama yani ben mesela kendimden örnek vereyim, ben şu anda toprakla ilgileniyorum. Ama toprağın vermiş olduğu nimetler çok fazla. Bunu hiç kimse düşünmüyor. Yani gençlerimiz düşünmüyor. Tamam. 18, 20, 22 yaş altı gençlerimiz sadece gezelim, dolaşalım, eğlenelim. Ama bunları yaşayabilmek için bu tür sizin anlatmış olduğunuz toprakla olayla ilgili bütün olayları yaşayabilmesi için çalışması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz teknoloji dünyada, teknoloji üretimi o kadar çoğaldı ki daha önce çok pahalıya aldığımız teknoloji ürünler üretim çoğaldıkça fiyatları düşüyor. Ama tarım ürünlerinin fiyatları tam aksine artıyor. Ve tarım ileride en geçerli bir meslek olacak. En değerli bir meslek olacak. Ama bu mesleği yapacak, ben demden okul derken bunu kastettim. Bu mesleği yapacak yetiştirecek öğrenci yok. Genç yok. Evet. Bunun da okul açılması lazım. Evet, tarımcılara destek fazlasıyla verilmesi lazım. Bugün liselerde tarımla ilgili bir destek var mı? Bir okul var mı? Bir öğretmen var mı? Yok. Yok. Yoksa bunları açmak gerekiyor. Yani toprakla devletin kurmuş olduğu bir tane sele olması lazım. Veya iki tane veya üç tane sele olması lazım demesi lazım. Öğretmenlerin demesi lazım. Bu böyle yetişecek, bu şekilde olacak demesi tamam. Lazım ki bizim halkımız, bizim gençlerimiz buna da yönelsin. Peki, hemen bir şey daha soracağım. Boyabat'ta diyelim ki son 10 yılda seracılıkta ne gibi gelişmeler oldu? Yani 10 yıl önce kaç dönümlük yerde kapalı alanda seracılık yapıyordu? Bugün kaç dönümlük yerde kapalı yerde seracılık yapıyor? Böyle bir istatistik var mı? Gelip mesela size yetkililer, resmi yetkililer, devletin yetkilileri sen ne kadar alanda kapalı alanda kesinlikle yapıyorsun? Kesinlikle gelen olmadı. Ya bunu devlet biliyor mu bunu? Bunu devlet biliyor. Bir dakika, biliyor mu derken oraya baksa kaç dönümlük alanda seracılık yapıldığını biliyor mu? Böyle bir istatistik var mı mesela? Size, ben size şöyle anlatayım. Devlet benim bahçeme gelip bu kardeşimizin, işte bu bizim vatandaşımızın kaç tane senesi var diye hiçbir şekilde gelmedi. Ben sadece gidip, benim senelerim var, senelerim işte düzelecek, benim ama imkanım yok diyebildiğim sadece ve sadece hiçbir yer olmadı. Sadece kendime göre yetiştirmeye çalıştım. Bu kazandığım ürünlerden senelerimi büyütmeye çalıştım. İşte seralarımı temizlemeye çalıştım. Eksik olan yerleri yağmurlarda, rüzgarlarda, dolularda düzeltmeye çalıştım. Ama kendi imkanlarımla. Peki, şöyle bir soru soralım buraya. Siz bu zamana kadar daha iyi seracılık yapabilmek adına bir ilçe tarıma, ziraat odalarına gidip ya bana yardımcı olun, ben daha bilinçli bir işte seracılık, tarım yapmak istiyorum diye başvuruda bulundunuz mu? Benim çevremdeki insanlar çok gitti. Çok gitti. En az 100 kişidir. Ama bir kişiye destek çıktı. Devlet gelip, yani devletin göndermiş olduğu yetkililerin gelip bunların serası varmış, bir bakalım diyen hiç kimse olmadı. Ama biz kendi yöntemlerimizle yaptık bu işleri. Yani sana şöyle söyleyeyim size, ben yani şu anda seracılık diye bir şey yok. Eski insanlar kendi seralarını büyütmeye çalışıyor. Elinden geldiği imkanlarla. Hiç kimse teşvik vermedi. Şimdi seracılık deyince, şimdi seracılık öyle gelişti ki bu gelişme ne kadar doğal oldu ben yani bu konuda bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Topraksız ürün yetişiyor. Topraksız, hiç toprak görmeden bir yastık var. Yastığın peki içinde... sizce doğal mı? Şimdi ben de onu soracağım. İşte sizce doğal mı? Ben diyorum ki ben bu konuda bilgim olmadığı için bir ben şey diyemiyorum. Ben de Türkiye halkına soruyorum, bu doğal mı? Yani şimdi bunlar suni. Hiç toprak görmeden yetiştirilen ürün. İşte ürün. Ben de soruyorum. Toprak olmadan yani anası olmayan çocuk olur mu? Ben de bunu da söylüyorum. Bu anası olmayan çocuk olursa topraksız fide de olur. Demek ki suni. Demek ki yani bu vatandaşları kandırıyorlar.
Siz diyorsunuz bunlar iki suni. Biz toprakta suni yetiştiriyoruz. Biz i̇laçları, doğal yetiştiriyoruz. İlaçları vuruyorlar, bize yansıtıyorlar. O zaman ben şöyle... bugün eriğimi, bugün fidalarımı, kavun fidamı, domates fidalarımı, biberimi, patlıcanımı, efendime söyleyeyim, karpuzumu, salatalığımı yetiştirmek için toprakla iç içeyim. Ellerimden bellidir. Ve suyuyla çalışan insanlar, sadece suyuyla çalışan insanlar hormonları verip büyüten insanlar. Tamam, şimdi zamanımızı daha iyi değerlendirmek açısından diyorum. Şimdi bugün fide satıyorsunuz, henüz fazla evet. Ürünler yok. Belki 15 gün sonra, bir ay sonra buraya ne gibi ürünleri getireceksiniz seradan? Şimdi fidasını sattığım ürünleri şöyle göstereyim. Domates. Domates getireceksiniz. Evet. Biber getireceksiniz buraya. Kızartmalı köy biberi dediğimiz, kalkın domates, seri domatesi, pırasa, şöyle pırasa, patlıcan çeşitleri, taze fasulye. Olmaz derim. Taze fasulye zaten buraya fidesi olmaz. Ondan yok, yok olur. Belki de ben yok. Evet. Buraya satmak için evet, satmak için. Onlardan işte bahsediyorum. Yani yenilecek ürünler, evlere girip yemek yapılacak ürünler olarak salatalık, efendime söyleyeyim, dolma biberi, sivri biber, kıl biber, kahvaltılık biber. Evet. Her çeşidini, mesela şöyle göstereyim size, yeşilliklerimi göstereyim. Şimdi, yeşilliklerimden marulu, tamam, maydanozu, burada onları gösteririz. Şimdi sonuç olarak şöyle diyelim. Biz bugün pide satıyoruz diyorsunuz. Yarın bir günde yani Boyabat'ta yetişebilecek sebzelerin ürünlerini burada evet, satacağız diyorsunuz. Evet. Köy pazarına gelin. Yani Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki köy pazarına gelin. Doğal ürünleri alın mı diyorsunuz? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Halkımızı organik ürünlere bekliyoruz. Organik ürünleri üreten üreticiye destek olun, bizim yerli ürünlerimiz artsın. Yani hormonlu ürünleri almasınlar, yerli organik ürünleri alsınlar ki insanlar bir tada varsın. Evet. Damak zevkini alsınlar. Aynen. Nasıl dediniz? Damak zevkini alsınlar. Evet, damak zevkini alsınlar diyorsunuz. Yani bizim toprağımızda yetişen ürünlerinde evet, bir damak tadı öyle vardır diyorsunuz. Organik malzememizi, organik sebzelerimizi yesinler. Damak zevkini alsınlar. Evet. Ben şimdi bu sohbet için, bu açıklamalar için teşekkür ediyorum. Bunun rica dışında ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abi işte diyorum, halkımız yani nasıl söyleyeyim, her şeyin yerlisini, seçip beğeni bakıyor. Peki siz Boyabat'ta kaç dönümlük yerde? 11 dönümlük yerde. Kapalı evet, sera olarak, açık olarak. Açık alan seralarımız, kapalı seralarımız ve meyve çeşitlerimiz var. Bunlar da inşallah gelirseniz hepsini net olarak size tek tek ağaç olarak bile gösteririz. Yok, teşekkür ederiz bu açıklamalar için. İnşallah fideleri satarsınız. Yahut da meyvelerimizi de size inşallah göstermeye evet, nasip ederim. Bağınızda, bahçenizde yetiştirdiğiniz ürünleri de buraya getirirsiniz köy pazarına. Vatandaşlarımız da buradan doğal ürünlerini almış olur. Hem de yerli üreticiye de bu şekilde destek olmuş olur. Ben yaptığınız açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok size teşekkür ederim. Bol ürünler, bol kazançlar diliyorum. Aynı şekilde siz de yerli her tohumlar zaman sattığınız evet, için ondan sonra size de kışın kurusunu, yazın da yaşını, sebzesini sattığımız için her zaman bekliyoruz. Size evet, de ayrıdan dile getirdiğiniz için teşekkür evet, ederim. Evet, biz de tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, hayırlı işler.